Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynadığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan PFDK sevkleri şöyle. 1. Ankara Spor Kulübü'nün 18 Ekim 2022 tarihinde oynanan Ankara Spor Pazarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2-23 Elazığ Futbol Kulübü idarecisi Kamil Çetin TAŞ 19 Ekim 2022 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Van Spor FK-23 Elazığ Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 20 Ekim 2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 3. Bıteksen Sapanca Gençlik Spor Kulübü Başkanı Adil Köseoğlu'nun 19 Ekim 2022 tarihinde oynanan Altınordu Bıteksen Sapanca Gençlik Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca, hakaretleri nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca ve hakem soyunma odası koridorundaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 39. maddesi uyarınca 20 Ekim 2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4. Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün 19 Ekim 2022 tarihinde oynanan Kırşehir Futbol Spor Kulübü İskenderunspor AŞ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5. Atakaş Hatay Spor Kulübü antrenörü Volkan Demirel'in 19 Ekim 2022 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Düzce Cam Düzce Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile akreditasyon talimatının 7/1E maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, ATAK AŞ Hatay Spor Kulübü futbolcusu Simon Augustin FALETTE'nin aynı müsabakadaki kural dışı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 20 Ekim 2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 6. Galatasaray AŞ Kulübü'nün 19 Ekim 2022 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ GMG Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 7. GMG Kastamonu Spor Kulübü'nün 19 Ekim 2022 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ GMG Kastamonu Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Galatasaray ile ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.